Yaşları 4-5-6 olan 3 çocuk bir miktar parayı paylaşıyorlarmış. Şöyle birinci çocuk, ikinci çocuk, üçüncü çocuk. Bunların yaşları 4, 5, 6'ymış. Aldıkları paralar da birincisininki X, ikincisininki Y, üçüncüsününki de Z olsun. Tabii burada ters orantılı olarak paylaşıyorlar. Eğer ters orantılı demeseydi, yani doğru orantılı deseydi, birincisine 4K, ikincisine 5K, üçüncüsüne 6K diyebilirdik. Doğru orantılı olursa böyle. Ama şu an ters orantılı diyor. Bu durumda şöyle hareket etmeliyiz. İki büyüklük ters orantılıysa bunun aldığı para yaşıyla ters orantılı. İkisi çarpım biçiminde olmalı. Yani şöyle yazmalıyız. Eğer doğru orantılıysa bölüm biçiminde olur. Yani x bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Diğeri y bölü 5 olur. Üçüncüsü de z bölü 6 olur. Doğru orantılıysa böyle. Buradan x 4k olursa k gelir. Y 5k olursa k gelir. Z de 6k olursa k gelir. Oranlar ancak böyle eşit olur. Eğer ters orantılı diyorsa sayılar bunların yanına yazılacak. Ters orantılı büyüklükler çarpım biçiminde olur. Yani 4x eşit olacak 5y'ye, o da eşit olacak 6z'ye. Biz eşittir şuraya k diyebiliriz. Ama bu şöyle bir sorun çıkarır. X'i bulursak x k bölü 4 olur. Y'yi bulursak y k bölü 5 olur. Bunlar arasında işlem yapmak zorundayız. Kesir oldukları için. Bu nedenle biz öyle bir şey vereceğiz ki k yerine istediğimiz ifadeyi verebiliriz. Zaten değişken isimlendiririz. İster k deriz, ister 3k deriz. Şimdi 4'ün böldüğü bir sayı olacak. 5'in böldüğü bir sayı olacak. Bir de z'yi de yazarsak k bölü 6 gibi. 6 tarafından da bölünen bir sayı olacak. Yani bunların hepsinin katı olan bir sayı. En uygunu o kekleri. 4'ün, 5'in ve 6'nın o keki olan bir sayı vereceğiz. O keki olan sayı vereceğiz. 60, 120 verebiliriz. Sadece büyük sayılarla uğraşmışız. 60K en küçüğü, 60 en küçüğü, istersek 120, istersek 600 ederiz ama çok büyük sayılar çıkar o zaman. Bu durumda şunu yapabiliriz. Şöyle yazıyorum. 4x eşittir 60k ise buradan şöyle şunu siliyorum. 4'e bölünce iki tarafı x eşittir. 60 bölü 4'ten 15k. Aynı şekilde 5y'miz 60k oldu. 5'e bölünce y eşittir 12k. Sonra 6z eşittir 60k oldu. 6'ya bölünce z eşittir 10k olur. Artık bunları bulduk. Bunların toplamı ne kadar olacak? Evet, şöyle demiş. Yok, onu sormamış. Cevabı Ceyhan, evet. Şimdi şöyle demiş. 5 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki çocuktan 2 lira fazla almış. Yani şu ikisi. Tabii bunu y'yi biz 12k bulmuştuk. Z'yi de 10K bulmuştuk. Şu çocuk diğer çocuktan, yani şuradan yaşı 6 olan çocuktan 2 lira fazla almış. Yani 12K eşittir 10K artı 2 olacak. Bu 2 lira daha fazla almış. Şöyle sola doğru atarsak 2K eşittir 2, yani K sayısı eşittir 1 olacak. Bizden istenene gelelim. 4 yaşındaki çocuk kaç lira almıştır diye soruyor. 4 yaşındaki çocuk x lira almıştı. Bizim x'imiz 15k idi. K yerine 1 yazarsak 15 çarpı 1'den o çocuk da 15 lira almış.